Şimdi çok güzel yaz dizileri bunlar, skecimiz gelecek. Ben yaz dizisi izlemeyi çok sevmiyorum. Çünkü kendimden bir şey bulamıyorum yaz dizisinde. Böyle sürekli kaslı erkekler, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar. Bence biz de olmalıyız. Yani biz de yazları hikaye yaşıyoruz. Çok güzel yaz dizileri bunlar geliyor. Atakan, Metin, Batu yazdı. İyi seyirler. Güzel yaz dizileri bunlar, çilek vişne. Başlıyor her yaz her kanala, izliyoruz biz de. Doymuyoruz biz de, her gece yerimizde. Çok güzel yaz dizileri bunlar, başlıyor CGT. Çok güzel yaz dizileri bunlar, çilek vişne. Başlıyor her yaz her kanala, izliyoruz biz de. Doymuyoruz biz de, her gece yerimizde. Merhaba, benim adım Börtlen. Çok fakir ama mutlaka deniz gören bir mahallenin fakir ama fakir kızıyım. Evet, bugün de stajımın ilk günü. Umarım her şey çok güzel geçer. Şimdi başımın arkası ağrıyordu. Ne anlatıyordun? Her şeyde kaldı. Evet efendim. Bu nasıl bir şirket lan burası? Böyle bir şirket olmaz ya. Böyle bir şirket. Nerede bu çocuk? Biz ne için ya? Ne yapacaktık biz? Efendim bugün çok önemli. Toplantımız var. Birazdan geliyor. Birazdan burada olur. Can Bey'i bekliyoruz şu anda. İnşallah geçecek. Can Bey'i bekliyoruz. Can Bey oldu. Ne evet, oldu? Demek öyle oldu. Nerede kaldı bu çocuk? Niye gelmiyor bu çocuk? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Çok sinirlendim şu an bak. Efendim lütfen Haldun Bey sakin olun. Sonuçta nasıl olsa ileride şirketi ona bırakacaksınız ya. Ben ona değil şirketi 3-5 tane tişört bırakacağım. Herif sürekli çıplak geziyor lan. Sürekli çıplak geziyor ya. Holding değil, Canoğlu hamamı sanki. Allah Allah. Haklısınız. Bu nasıl bir şirket? Böyle bu nasıl rapor bunlar? Bunlar ne? Ne lan bu? Efendim onlar rapor değil. Benim el işi ödevlerim. İSMEK'ten verdiler de. He oğlum bunu al götür ya. Allah Allah. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Geldi bizim şey. Al buyur bak tellak. Yok sağ olun. Neredesin nasıl? Ne bu hal? Sırılsıklam olmuşsun. Yağmur yağıyordu. Arabanın üstü de açık valla biliyorsun. Islandım. Oğlum kapatsaydın arabanın üstünü. O kapanıyor muydu ya? Kapanıyor muydu? Hiçbir şeyin üstünü kapatamıyor ya. Sakin olun efendim, sakin. Oturun artık, başlayalım toplantıya. Allah Allah, Allah Allah. Nedir durum, nedir? Efendim, öncelikle bu ihaleyi kesinlikle almamız lazım. Sen ne diyorsun lan, badi bulduk? Bu ihaleyi almamız lazım. Öyle diyorsunuz ha? Evet efendim. İyi o zaman, bakalım ne var elinizde? Yani iyi. İyi. İyi diyorsunuz öyle mi? İyi efendim. O zaman ihale... Bana kaldı ihale. Tebrik ediyorum Haldun Bey. Bütün ihaleleri alıyorsunuz. Sağ ol. Baba, tebrikler baba. Tebrikler. Lan bu ironiden de anlamıyor. Bu çocuk ne gerizekalı bir çocuk bu ya. Ya nasıl bir ya çocuk oldun sen? Oğlum sen adam olmayacaksın ha. Bana bakar mısın? Ne poz kesiyor ya? Etrafa poz kesiyor. Oğlum adam olmayacak mısın sen? Sen adam olmayacaksın. Bana bak. Bir hafta içinde evlendin. Evlenmezse seni mirasımdan ben... Ederim. Ne alakası var baba ya? Oğlum sen hiç mi yaz dizisi izlemiyorsun lan? Of, hayır. Ben evlenmek falan istemiyorum. Hayır. Can Bey deli misiniz? Şirketin değeri 500 milyon dolar. Benimle evlenir misin? Nerede? Saçmalamayın efendim. Olur mu öyle şey? Size kız mı yok? Elinizi sallasanız kıza değer yani. Oh.
çok sakarım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Canınız yandı mı? Evet, yandı. Keşke bir yanık kremim olsaydı. Bende var. Yakıverdin kremi. Yanık olan bölgeyi sürelim. Böylece hiçbir şeyiniz kalmayacak. Yakıverdin. Kusura bakmayın, reklama ihtiyacım vardı da. Bu arada ben Börtlen. Ben de Can Yakan. Burada canınızı yakan ben oldum galiba. Ben sizi yalnız bırakayım. Oldu bu iş. Gidip bütün şirkete anlatacağım. Belime bir şey oldu. Sana bir teklifim var Sakar kız. Aynı zamanda fakirim de. Çok güzel, işte bu. Tamam, güzel. Şimdi, eğer bir hafta içinde evlenmezsem babam şirketi bana bırakmayacak. Kime bırakacak? Onu sormadım ya. Ama bana bırakmayacağı kesin. Benimle yalandan da olsa evlenir misin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Benim aşkım satılık değil. Alo. Ne? Annemin hastalığı için 100.000 mi? İyi ama nereden bulacağım o kadar parayı? Uf, tamam, kapat. Belli ki annenin hastalığı için paraya ihtiyacın var. Sen nereden biliyorsun bunu? Hakkında daha çok şey biliyorum Börtlen. Mesela antioksidan bakımından çok verimli bir meyve. Evet. Annenin hastalığı ne? Kumar, karıyla kızla yemiş bütün parayı. Karı kız? Teyzemle kuzenim. Ya, ailece kumar hastasılar da. Ne yapacağım? Ya şey... galiba ben sizin teklifinizi kabul edeceğim. Ne diyorsun? Vallahi siz bir şey söyleyin. Ya şimdi o halin ortada. Sakarsın, fakirsin. Bursunu ben mi veriyorum? Yok, Kerem Bursun Vakfı'ndan alıyorum. Doğru, doğru. O başka bir dizi. Tamam, sen bir şey söyle, üzmem ben seni. Ya bu geçen yaz dizisindeki kızıl kız neydi? Şimdi 100 mü dediydi, 150 mi dediydi? Yalan olmasın. Tamam, orta yolu bulalım. 200.000. Dolar. TL. Euro. Anlaştık. Peki ya gerçekten birbirimize aşık olursak? Saçmalama. Tabii ki aşık olacağız. Böyle de bir boş kaldık. Ne yapsak? Müzik altı bakışmalar, saçma yakınlaşmalara ne dersin? Olur. Dişlerin ne kadar güzel. Neyle yıkıyorsun? Diş bilici macunları. Diş bilici macunlarıyla sağlıklı gülüşler. 28 diş. 28 mi? 32 olmasın? Yok, ben 20'likleri aldırdım. Bakayım bir. 20'likler. Bak, altta besti vardı. Ne yapıyorsunuz lan burada? Dut abi. Dut mu? Dut, Börtlen. Bu ne garip bir aile be böyle. Evet. Bir küçüğümüzün adı da Mango. Mango mu? Mango tabii. Zoruna mı gitti? Babam kabzımı aldı da. Kabzımı aldı? Oğluna çocuğuna böyle isim verir mi insan ya? Küçükken en çok meyveleri seviyormuş. Allah Allah, gerçekten mi? Ya siz neyi tartışıyorsunuz ya? Biri bana hemen burada ne olduğunu açıklasın. Ben senin kardeşinim abi. Ben. Sen, uzun ol. Beni seçtin. Tamam. Biz Börtlen'le bir hafta içinde evleneceğiz. Başka ne olacaktı? Biraz daha geç kalsaydım öpüşecektiniz. O ilk bölümden mümkün değil abi. Doğru. Gözüm üzerinizde bak. Haftaya düğün var ona göre. Gözüm tamam. Üzerinizde. Efendim Greyfurt. Ne? Hayır! Ne oldu abi? Sarımsak. Dövmüşler. Allah. Domatesi. Soymuşlar. Ay. Ceviz şimdi çok kırılmıştır. Limonun suyunu sıkmadan yetişmem lazım. Neler olmuş öyle ya? Evet.
Gevurdağ salatası gibi olmuş. Bu ne böyle ya? Abimi duydun. Bizim artık gerçekten evlenmemiz gerek. Saçmalama. Düşüncesi bile kötü. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ben çok mu meraklıyım senin o kaslı, fit, hafif bronz, beton döksek heykeline ya da heykeline beton döksek? Konuşamıyorum. Ne oluyor ya? Bana ne oluyor ya? Aşık oluyorsun. Asla. Aşık oluyorsun. Asla. Aşık oluyorsun. Asla asla demiştim ama sanırım ona gerçekten aşık oluyordum. Bunu ona söylersem bütün büyü bozulacaktı. Peki ya o? Onun için sadece bir oyun muydu? Ah Selam Can. Ah eski nişanlım Necla, senin burada ne işin var? Yurt dışındaydım, ortalığı karıştırmak için çıktım geldim. Ama bir haber verseydin ya, çat kapı öyle gelinir mi? Bak ben de burada yeni evleneceğim, işte fiyat, bütçe belirledik, burada konuşuyoruz. Aa. Böyle gelinir mi ya? Şu an çok sinirlendim. Üstümü başımı yırtıp koşmak istiyorum. Aa! Aa, çok iyi. Hmm. Demek Can'la evlenmek için para aldın ha? O teklif etti. Ne kadar teklif etti? Söylenmez şimdi, bereketi kaçar. Haklısın. Can'ın peşini bırakman için sana 300.000 teklif ediyorum. Dolar. Türk lirası. Euro. Anlaştık. Allah Allah, bugün euro düştü, benim mi haberim yok ya? Bir daha seni Can Yakan'ın etrafında görmeyeyim. Al şu çeki, çekit buradan. Bunu neden yaptım? Kötüyüm çünkü. İlk iş günümde adeta kovulmuştum. Ama kader ağlarını sanki 3 boyutlu yazıcıyla örüyor gibiydi. Ne yapayım abi? Boş boş geziyorum ben de. Evet, evet. Can Yakan'ın en yakın arkadaşı. Evet. Nereden bildiniz siz? Beni beğendiniz mi? Neden? Ne bileyim. Herkes ilk görüşte beni çok beğenir. Bayağı sever. Aynı zamanda fakirsiniz de sanırım. Nereden anladınız? Alnınızda yazıyor. Evet, doğum lekem o. Zengin olsanız aldırırdınız zaten. Bu arada... Ben kan yapan. Ben de böğürtlen. Orman meyvesi, en sevdiğim. Nereye gidiyordunuz böyle? Necla Hanım burayı terk etmem için para teklif etti. Ne kadar teklif etti? Söylenmez şimdi. 3-5 bir şey işte. Ben 400.000 teklif ediyorum. Euro. Hayır, riyal. Riyal mi? Evet, diziyi Araplara sattık bile. Ayva. Kabul. Şükran. Süper. Peki ben ne iş yapacağım? Sakarlar ne dersin? Mükemmel. Arada da bir şeyler başarıyormuşsun gibi yaparsın. Biz de seni tebriğe geliriz. Ne dersin? Tamam, olur. Dur o zaman şu fakirliğini sileyim ben senin artık. Spor havlumu unutmuşum. Siz yakınlaşıyor muydunuz? Hayır, hayır. Yani 30 santim mesafe vardı. Bir kol boyu bırakmıştım ben. Sen benim can dostumdun be. Bunu bana nasıl yaparsın? Hayır, ben senin kan yapan dostunum. Kan yapan mı? Evet. Şu an çok sinirlendim. Acilen şınav çekmem lazım. Umut, sadece çok sinirlendin de şınav çeker. Can, Can, Can. Bak Can, gerçekten açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Bak, ben onunla sadece yakınlaşmadım. Tamam, hiçbir şey zaten geri çevirecek. Yalan söylüyorsun. Hayır. Bak, ben de zaten Necla'ya aşıktım. Ulan o da benim eski nişanlım. Sen de karar ver be. Herkesi bunlar ediyorsun. Tamam. Tamam. Karar verdim. Ben Böğürtlen'i seçiyorum. Ben de seni. Ben de o zaman Necla'yı seçiyorum. Tamam, anlaştık. El sıkışalım. Anlaştık. Sen de el sıkış. Şınav çekerim. Tamam, tamam. Şınav çekerim, saçmalama. Tamam, tamam, tamam. Ben de sizin düğününüzü uzaktan izlerim. Böyle iç çeke çeke. Tamam. Tamam, ben gidip hazırlanayım. Ben gelince uzun uzun etkilenmiş gibi bakın, tamam mı? Sakın geç kalma ama, ha? Tamam. Ben de seni düğüne hazırlayayım, ne dersin? Hadi. Hadi bakalım. Oğlum lan. Biraz yoruldun dinlen. İyiyim baba. Vallahi billahi seninle gurur duyuyorum lan. Yemin ediyorum gurur duyuyorum. Bu... Ha kaslım da var. Evet kaslı ve gurur duyuyorum seninle. Sağ ol baba. Çok mükemmel bir şey. Bugün evleniyorsun lan. Helal olsun sana. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Maşallah. Ben de kas yapmaya başladım. Kan yapan senin kasın, gözün. Aman yarabbim. Yarabbim.
Allah Allah, nerede bu kız ya? Oğlum nerede bu kız? Evlenecek baba, kız nerede ya? Sakin ol baba, birazdan gelir. Herkes sakin olsun. Birazdan geç kaldı ama bu. Can Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey. Konuş, konuşsana be. Niye susuyorsun ha? Ne var söyle, ha? Söylesene. Niye, ha? Niye konuşmuyorsun? Ha? Niye konuşmuyorsun? Söyle, söyle. Niye konuşmuyorsun? Söyle, ne oldu? Niye geç kaldı bu kadar? Ha? Can söyle. Bey, Can Bey. Söyle, söyle, söyle. Sınav mı çekin lan İlda? Hayır. Sınav mı çekin? Can Bey, daha bir şey söyle. Demedim. Sakin olun. Söyle. Böğürtlen bana bir video atmış. Bana niye atmadı lan? Telefonunuzu almaya vakti olmamış. Ne attı? Hemen açayım. Şoke. Tekrardan merhaba sevgili zenginler. Beni paranızla satın almaya kalktınız. Yetmedi, kiralamaya çalıştınız. Ben de bu ısrarınıza dayanamadım. Bütün paranızı aldım. Ve galiba şirket hesaplarından aldım. Ağlarsın anca arkamdan. Ama bu da size bir ders olmaz ki. Yeter artık ya. Her yaz kadınlara para teklif etmeyin. Dizilerde kadınları küçük göstermekten vazgeçin. Kadınlar güçlü, erkekler güçsüz, erkekler güçsüz. Bir dakika. Her yaz kadınlara para teklif etmeyin. Kadınlar güçlü. Tamam. İyiyiz gayet. Yeter artık ya. Her yaz kadınlara para teklif etmeyin. Kadınlar güçsüz, erkekler güçlü değildir. Hayat da sizin plazalarınızdan ibaret değil. Ben de şimdi şirketin hesaplarını çatır çatır yiyeceğim. Size iyi entrikalar sevgili orman meyveleri. Video 144 pikseldi herhalde. İnternetim şeydi efendim. Oh. Oğlum hakikaten sen ne hayvan herifsin sen. Lan oğlum. Sen adam olmayacaksın lan sen. Sen adam olmayacaksın oğlum. Para teklif etmek ne lan? Para teklif etmek ne? Lan şimdi o kadar da hazırlık yaptık ya. Ne yapsak ki ya? Bana bak, bir teklifim var. 15 dakika içinde biriyle evlenirsen sana 100.000 lira para vereceğim. 100.000 mi? Evet. Peki ben nereden bulacağım şimdi? Ya Can Bey, hiç stres yapmayın. Elinizi ne yaparsanız yapın, bir şeye çarpar yani. Ne? Ha? Babamın tuttuğu takımın deplasmanına gitmesi için 200.000 mi lazım? Allah kahretsin. Ne yapacağım ben ya? Merhaba. İsminiz nedir? Karadut. Ben de Can. Oldu bu iş. Oldu. Gidip bütün şirketi anlatacağım. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, skecinin yazarları Metin, Batuhan ve Atakan zili çalıyor ve... tekrar tebrik ediyorum. Alkışlar bu şahane ekibe gelsin.